Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda DEWA DWE7492 tezgah testere modelinin incelemesini yapacağım. Bu makine yaklaşık 2 yaşında, böylece kullanılmış bir makinenin de ne hale geldiğini 2 yıl içinde göreceksiniz. Öncelikle kutudan ne çıkıyor? Makine kutudan çıkarttığımız zaman neredeyse kurulu halde geliyor. Dayama kolu, açılı kesme aparatı, testere için anahtarlar, egzoz adaptörü ve koruma ve üstten talaşa emmek için bir sistem var. O benim depoda olduğu için maalesef burada gösteremeyeceğim. Öncelikle dayama kolunu sökerek işe başlayalım. Mandalları arkadan ve önden gevşeterek dayama kolunu çıkartıyorum. Burada 3 tane pin göreceksiniz. Birazdan bunları da anlatacağım. Ortadaki pini dayama koluna tırnaklardan oturtuyorum. Mandalları kapatarak bağladım. Bu durumda makineye karşıdan baktığımızda start stop düğmesi, asansör kolu, açı verme yeri, bir topuz kilitli kolu, sarı ve beyaz renkte cetvel, 2 tane kanal, bir de testere yuvasını görüyoruz. Şimdi detaylandırmaya başlayalım. Start stop'tan başlayarak anlatayım. Yeşil olan düğmeye bastığımız zaman makine çalışıyor. Makineyi durdurmak istediğimizde bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Hemen kırmızıya elimizle ya da dizimizle dokunduğumuz anda makine duruyor. Burada bir koruma kilidi mevcut. Bunu tahminimce makineyi temizlerken falan yapılmasını düşünmüş olabilirler ya da bir çocuk rastgele dokunmasın diye. Buradan parmağımızla istesek de basamıyoruz, makineyi çalıştıramıyoruz. Bunu belki makineyi temizlerken falan hani indireceğimizi düşünmüş olabilirler. Gene de bir temizlik yapacağımız zaman makineyi her zaman fişten çekerek yapmamızda fayda var. Bunun tek eksi yanı, büyük parçayla çalıştığımız zaman geriden tuttuğumuzda tahtayı start vermesi biraz zor oluyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Asansör kolu her makinede olduğu gibi bunda da standart. Sağa doğru çevirerek testeremizi yukarıya kaldırırken sola doğru çevirdiğimizde testere aşağı doğru iniyor. Bu kol sayesinde testeremizin kesme yüksekliğini ayarlıyoruz. Asansör kolunun altındaki mandalı gevşeterek testeremizin açısını ayarlayabiliyoruz. Mandalı gevşek konuma getirip kırmızı ibreden takip edebiliriz. Başka videolarımda izlediyseniz daha önceden makita kullanıyordum. Makitada burada bir dişli ve pinyon sistemi var. Orada bunu çevirerek tek elle hareket ettiriyorsunuz. Bunu da iki elle tutup açıyı görüp ya da dijitali buraya koyup görüp tekrardan kilitlemeniz gerekiyor. Ama hani çok problem mi derseniz çok çok da bir problem değil aslında. Bu makinede 0 ve 45'i net olarak ayarlamak için sol tarafta ve sağ tarafta gördüğünüz alyan başlı ayar vidaları var. Bunları bir kere sabitlediğiniz zaman makineyi tam 0'a veya tam 45'e direkt alabiliyorsunuz. Eğer arada özel bir açıya ihtiyacınız varsa onun için de dijital açı ölçeri tavsiye ederim. Birazdan da göstereceğim onu. Dediğim gibi testereyi istediğimiz açıya getirerek sıkma kolunu sıktıktan sonra kesimimizi yaptık. Aman burada şuna çok dikkat, bu kolun sıkı olduğuna emin olun. Yoksa kesme esnasında mandal bir anda gevşerse testere sağa sola doğru dönebilir. Üst tarafa doğru geçelim ve bu makinenin fark atan yönlerini inceleyelim. Beni bu makineye almaya ikna eden temel olarak 3 tane özelliği vardı. Bunlardan birincisi bu görmüş olduğunuz dayama kolu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu 3 tane pime önden ve arkadan bağlantısını gerçekleştirebiliyoruz. 2 tanesi sağ kesim, 1 tanesi ise sol taraflı kesimde işimize yarıyor. Sarı ve beyaz olan cetvelimiz de bu noktada devreye giriyor. Ortadaki pimi kullandığımızda sarı cetvel, sağdaki pimi kullandığımız ise beyaz cetveli kullanıyoruz. Şimdi ikisinin ne farkı var? Ortadaki pime taktığımızda birazdan da göreceksiniz, 63 cm'ye kadar olan kesimleri yapabiliyoruz. Sağdaki pime taktığımız zaman ise bu kesme mesafesini bize 83 cm'ye kadar çıkartıyor. Şimdi ortadaki pime takıp bakalım. Tırnaklardan geçirdim. Mandallarla kilitliyorum. Sağ tarafta bulunan kilitleme kolunu açtım. Topuzdan çevirerek istediğim ölçüye getiriyorum. Ve kolu kilitledim arkadaşlar. Bu makinenin en beğendiğim özelliği bu. Bu saatten sonra dayama kolu hiçbir şekilde esneme yapmıyor arkadaşlar. Ya öbür makinede gerçekten bu iş beni yıldırmıştı işte. Dayama kolu ama parçayı bu tarafa yasladığınız zaman dayama kolu esniyordu. Bu makinede bence en büyük artısı dediğim gibi bu. Şimdi dayama kolunu gevşetelim. Bakın ufak tefek makine ne hale gelecek. İkinci pimdeyiz ve burada
63 santime kadar kesim yapabiliyoruz. Bu dayama kolunun yanında bir de şöyle bir güzel bir özelliği var. Bunu indirdiniz. Kesmek için bir parça sürmeye başladığınız zaman aşağıya doğru düşmesini engellemek için çok güzel düşünülmüş bir özellik bence. Şimdi bir sonraki pime alayım. Hemen arkadaşlar tırnaktan geçirdim. Ve ufak tefek olan makine 83 santime kadar kesebilir duruma geldi. Ha ama unutmayın parça büyüdükçe hakimiyetiniz de bir o kadar kayboluyor. Soldaki pime de aynı şekilde oturtarak bu şekilde sol kesimi yapabiliyoruz ama burada cetvelleri kullanamıyoruz arkadaşlar. Dayama koluyla da alakalı son olarak alttaki dişli sisteminden bahsedeyim. Önde ve arkada da olmak üzere dişli ve pinyon sistemi burada mevcut. Çevirdiğimiz zaman dişli rayın ileriye veyahut da geriye doğru gitmesini arkadan ve önden sağlıyor. Kitlediğimiz zaman da hiçbir şekilde esneme yaptığını görmedim ben. Şimdi gelelim açılı kesme aparatına. Makinamızda bulunan kanallarda doğrusal bir hareket yapıyor. Bu makineyi almamdaki ikinci sebep de bu kanalların düzgünlüğüydü arkadaşlar. Buradaki kanallar sadece bu aparat için değil, makineye yapacağımız başka aparatlar için de çok işlevsel. Buradaki mandalı gevşeterek alüminyum parçamızın sağ veya sola gitmesini sağlıyoruz. İstediğimiz yerde bırakıp mandalı çevirdiğimiz zaman kitleme işlemini gerçekleştirdik. Açı vermek için ise şurayı gevşeterek istediğimiz açıya getirebiliyoruz. Ya diğeri buradan okuyarak yapabiliriz. Ya da misal 45 derece kesecek isek bir gönyeden faydalanarak testereye hizaladıktan sonra sıkabiliyoruz. Şöyle bir salınım var ama bu hemen her makinede oluyor zaten. Bu videoda sadece makineyi anlatıyorum, kesim yapmıyorum. Makineyi nasıl kullandığımı anlatan kartlarda da görebilirsiniz. Başka bir videoda kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Motor olarak da 2000 wattlık bir motor kullanılmış. Bence bu da başarılı özelliklerinden birisi. Bir önceki kullandığım makinede yanlış hatırlamıyorsam 1600 veya 1800 watttı. Keserken biraz zorluyordu. Bu o konuda bir tık daha yukarıda, daha rahat bir kesim sunuyor bize. Anahtarlar için de şöyle bir yuva yapmışlar. Gerçekten çok tatlı bir tasarım. Şuraya soktuğunuz zaman düğmeye tık diye oturuyor. Çıkartmak istediğimiz zaman da düğmeye hafifçe basarak çıkartabiliyoruz. Evet, şimdi gelelim testereye, bir sökelim bakalım. Anahtarlarımızdan birisi buraya, diğerine de sonuna oturtuyoruz. Evet, buradan şimdi sökeyim. Evet, testereyi söktüm. Testeremizin çapı 250 mm. İç çap ise 30 mm. Testeredeki diş sayısı 24. İşini görüyor mu diye sorarsanız işimi fazlasıyla görüyor. Ama tabii ki daha çok dişe sahip olan bir testere daha pürüzsüz bir kesim yapacaktır. Şimdi testereyi tekrardan yerine takayım. Testereyi takarken de dışarıya doğru olan yüzün testerenin içine geçtiğine emin olmamız gerekiyor. Şimdi pulu takıyorum ve duydunuz, anahtarımı oturtturdum. Saat yönüne doğru testeremizi yerine taktıktan sonra kapağımızı da taktık. Şurada yıldız bir vida var. Onu çevirdiğimiz zaman kapak buraya sabitleniyor. Diğer vidalar yüksekliği ayarlamak için tamamen. Testereyle alakalı olarak bir de son olarak şundan bahsedeyim. Açı ölçerim bana buranın 0.4 derece eğimli olduğunu söylüyor. Şimdi burayı kalibre ettim ve dedim ki bu düzlemi 0 derece olarak kabul et dedim. Bundan sonra bunu yapıştırdığım zaman 45.1 değerini okuyorum. Yani 45 derece diyebiliriz. Gevşettim. Tekrardan dik konumunu alıyorum. Mandalı sıkıyorum. Görünüyor mu oradan bilmiyorum ama 89.9'du. 89.8'e düştü. Dik diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ya da şöyle bir işlem de yapabiliriz. Bir gönye ile testerenin dikliğini kontrol edebiliriz. Bu konuda da dijital açı ölçerin çok çok faydasını görürsünüz. Son olarak da benim bu makineyi almamda etkili olan üçüncü faktörü söyleyeyim. Şurada bir kol var. Bunu çektiğiniz zaman yarma çubuğunu buradan direkt çıkartabiliyorsunuz. Aynı şekilde takmak istediğiniz zaman da buradaki kolu çekerek
Onu taktınız ve kilitlediniz. Bence bu da çok çok başarılı bir tasarım. Bu makinayı almamda bu özellik çok etkili olmuştu. Tezgah testlerinin nasıl kullanıldığını anlattığım kanalımda da bir video var. Kartlardan da görebilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.